Saygıdeğer hanımlar, saygıdeğer beyler. İnsanlık tarihinde Veniska katliamının 26. yıl dönümü öncesi etnik kökenleri ve dini sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yasa ve geleceğe aktarılmasındaki örnek çalışmalarıyla ecdat eman... Belki üzücü bir olayı, acı bir olayı anmak için bir araya geldik ama unutmamak ve unutturmamak adına bir araya gelmenin çok önemli ve kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, dünyada soğuk savaş döneminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmelerle 6 federe cumhuriyetten oluşan Yugoslavya da dağılmıştı biliyorsunuz. Yugoslavya'yı meydana getiren cumhuriyetlerden biri de Bosna'ydı ve 1992 yılında Şubat ayında yapılan bir referandumun ardından Bosna bağımsızlığını ilan etti. Ancak Bosna'nın bağımsızlık kararını tanımayan Sırplar Saraybosna'yı kuşatma altına alarak tam 3,5 yıl süren Bosna Savaşı'nı başlattılar. 1995'in Temmuz ayında Srebrenica'da Sırplar tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım gerçekleşti. Sırp kuvvetleri Srebrenica'da 5 gün içerisinde tam 8.372 Müslüman boşnağı hunharca ve adice katletti, öldürdü ve yüzlerce kadına ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti. Bir gün içerisinde 20 binin üzerinde mülteci Srebrenica'dan zorla çıkarıldı. 1992-1995 yılları arasında sistematik olarak yürütülen büyük çaplı bir etnik temizliğe maruz kalan Bosna'nın doğu yakasında tüm dünyanın gözleri önünde Sırp kuvvetleri boşnaklara karşı her türlü savaş suçunu işledi. Askerler 12 yaş üstü erkekleri bir yana ayırdılar, kadınları da diğer yana ve maalesef oradaki kadınlarımıza, Müslüman boşnaklara tecavüz edildi. Erkekler ise kamyonlara ve otobüslere doldurularak bir meçhule ve ölüme götürüldü. Srebrenica'da kıyımdan Tuzla'ya kaçmaya çalışan 12 bin aşkın boşnak, dağlık güzergah üzerinde pusu kuran keskin nişancı Sırp askerleri tarafından tabirlerinde ise tek tek avlanarak şehit edildi. Dağlardaki bu zorlu kaçış yolundan yaklaşık 3000 kişi sağ olarak ancak 3000 kişi Tuzla'ya ulaşabildi. Srebrenica'dan Tuzla'ya uzanan yolda 10 gün içerisinde 10 binden fazla kişi katledildi. Srebrenica'da yaşanan bu katliam Avrupa'da belgelenen ilk hukuksal soykırım olarak tarihe geçmiştir. Bosna'da 3,5 yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı ve resmi olarak da 27.734 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Toplum Mezarları Araştırma Enstitüsü'nün yıllardır sürdürdüğü çalışmalarda 20 binden fazla kayıbın cesedine ulaşıldı. Bunlardan yaklaşık 18 binin kimliği belirlendi. 550'den fazla toplum mezarda bulunan cesetlerin çoğu parçalandığı ve yakıldığı için kimlik tespit çalışmaları zorlukla sürdürülüyor. Tabii kimlikleri tespit edilen kurbanlar her yıl 11 Temmuz günü düzenlenen törenlerle Srebrenica'da toprağa veriliyor. Bundan tam 26 yıl önce 11 Temmuz 1995'te yaşanan bu vahşetin ve soykırımın yıl dönümünde üzüntülerimizi boşnak kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Şunu asla unutmayalım ki onlar Müslümandılar ve boşnaktılar. Sadece boşnak oldukları için değil, aynı zamanda Müslüman oldukları için katledildiler. Bu bir projenin bir parçasıydı açıkçası. Ama Allah'a hamdolsun bugün boşnak kardeşlerimizin konuyla alakalı çok daha duyarlı, çok daha temkinli olduğunu görüyoruz. Tabii bizim için niçin önemli derseniz, Bosna gerçekten, evet bizim zaten ülkemizde Bosna Hersek kökenli, Sancak kökenli, Balkan coğrafyasından gelmiş binlerce, milyonlarca insanımız var. Oralarla bağları var, akrabaları var ama stratejik anlamda Bosna'nın üzülmesi bizim ağlamamız demektir. Bosna'nın daralması
bizim yıkılmamız demektir. Bosna bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir. Ben bu soykırımda şehadet şerbetini içenleri rahmetle ve minnetle anıyorum. Tabii bugün Bosna Hersek'in Srebrenica şehrinde, Boşnak, Müslüman halkı üzerinde yapılan soykırımın 26. yıl dönümüdür. 1995 yılının Temmuz ayında Boşnak halkı üzerindeki yapılan soykırım, modern insan tarihinin en ağır suçlardan birisidir. Birkaç gün içerisinde erkek, kadın veya çocuk ayrımı yapılmadan 8.372 kişi katledildi. Söz konusu toplam öldürülen sayısından 7.000'den fazla kimlik tespit edilmiştir. Ceset kalıntıları aranma süreci ise devam etmekte. Potoçari şehitliğinde 6.643, diğer yerlerde ise 237 Srebrenica soykırımı kurbanlarının cenazesi yapılmıştır. Bugüne kadar ise 77 toplu mezar bulunmuş ol, sadece 8'i birincil dereceden, geri kalan hepsi ikincil hatta üçüncül dereceden olmuştur. Yani 69 toplam bu toplu mezarındaki kemikler başka bir yerlerden oraya taşınmıştır. Bugün ise Potoçari'de yeni bulunan 19 şehit kardeşimizin cenazesi kılınacak. Srebrenica bölgesinde yapılan soykırım kurbanlarını hüzünler içinde hatırlamak amacıyla burada bugün toplandık. Bunun yanı sıra soykırımı yaşayıp hayatta kalan ve kanlı bu mirasıyla her gün yeniden karşılaşanları da onore etmemiz lazım. Bunun gibi benzer buluşma ve anlamlı etkinlik ve faaliyetleriniz ile Srebrenica soykırımının kurbanlarının hatırasına sahip çıktığınız için size, devlet ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Sizin sesiniz mühimdir. Burada bugün bulunmanız çok önemli bir şey. Gür ve net bir şekilde tüm Türkiye'de hatta daha geniş çapta sesiniz duyuluyor. Türk halkının kurum ve temsilcilerinin yapılan soykırımının unutulmaması için sarf ettiği çabanın değeri muazzamdır. Bosna Hersek'i her zaman ve tüm gücünüzle desteklediğinizi çok iyi biliyoruz. Yapılan kötülük ve zulmün unutulmaması için samimi ve candan, Sayın Başkanım, eforlarınızı görüyoruz. Srebrenica soykırımının unutulmaması ve hiçbir yerde, hiçbir zaman tekrar olmaması yönündeki sert ve değişmez tavrınız için sizi takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İlahi ya Rabbi, Yüce Kitabın Kur'an-ı Kerim'de bizlere bir olmamızı, bölünüp parçalanmamamızı, tefrikaya düşmememizi emrediyorsun. Ve herhangi bir saldırıda da savaş emrini bizlere farz olarak emrediyorsun. İlahi ya Rabbi, bu vesileyle 8372 Srebrenica'da şehit olan vatanı için, mukaddesatı için o şehitlerin anma törenindeyiz. Ya Rab, başta çok zulme uğradınız, zulmedenleri affedebilirsiniz ama bu zulmü hiçbir zaman unutmayın diyen evladı Fatihan merhum Aliye İzzet Bego için mübarek ruhunu ve 8372 tane Srebrenica'da olmak üzere Bosna Savaşı'nda Sırp zulmünde şehit olan bütün şehitlerimizin makamlarını âli eyle ya Rabbi. O yüreklerindeki, damarlarındaki kanların böyle depreştiğini, harekete geçtiğini gördüğümüz Bosna Hersek'teki kardeşlerimiz, Balkanlar, Allah rızası için El Fatiha'tan ma'salavet.